arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Bugün sizlere Altın Başak Maxi ipimin markası 9 numara 1,15 mm'lik bir tığ kullanarak yine çok kolay bir motif örneği göstereceğim. Yine bir takipçimin isteği üzerine bunları bana resim olarak atıyorlar Instagram'dan. Şimdi ben kolay olanları daha çabuk yapıyorum tabii ki. 12 tane zincirle başlıyoruz. Kare güzel bir model. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir çekiyoruz. İlk zincire batıyorum. Birleştirdim. Bir yuvarlak elde ediyorum. Şimdi buradan 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Hemen yanına 2 tane trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. Şöyle. Zincirle birlikte 3 tane trabzanım oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Yine boşluğa batarak burayı birleştiriyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Şu ipi bu arada zincirin etrafında gezdirerek gizlemeye çalışıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Boşluğa batarak 2 tane trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 3 trabzanım oldu. 1 tane zincir çektim. Tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar aynı boşluğa batarak bir sık iğneyle kapatıyorum. Aynı işlemi 4 tane olacak şekilde yapıyoruz. Şimdi 3 zincir, 1. trabzan ve 2. trabzan. Arada bir tane zincir. Tekrar 2 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar bir sık iğneyle bu zinciri birleştiriyoruz. Şimdi sonuncuyu yapıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 2 trabzan. 3. zincir çekip aşağıya batmıyoruz artık sonuncusunda. Tığ doladım. 3. trabzanı da aynı şekilde yapıyorum. Zincir olarak yapmıyorum. Evet, şimdi şu ortadaki ipimizi keselim arkadaşlar. Bu oradan çıkmasın. Buraya kadar gizledik zaten. Tamamını alabiliriz. Şu şekilde bir ortamız olacak. Evet, birleştirdiğimiz yerden 5 tane zincir çekelim şimdi. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Hemen sıradaki bu 3 tane zincirle çıktığımız yere zincir ve trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. Birleştiriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Şu arada bir zincir çekmiştik. Bir doladım. Bir zincir boşluğun içine giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere tekrar batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu taraftaki şu 3 zincir çektiğimiz boşluk, bakın 3 zincir çektiğimiz zincirimiz, şurada da bir trabzanımız var. İkisinin arasındaki boşluğa batarak bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir.
Geliyoruz buradaki araya. 3 zincir çektiğimiz yerlere. Boşluğa battım. Sık iğne ile birleştirdim. 3 tane zincir. Tığımı bir kez doluyorum. Arada bir zincir çektiğimiz boşluğa girerek bir tane trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar buraya 3 zincir çektiğimiz boşluğun arasına giriyorum. Birleştiriyorum. Burada trabzanın tepe noktasına batmıyoruz. Zincirle trabzan arasındaki boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Şöyle iki kenarı oluşturmuş olduk. Tekrar giriyoruz boşluğa. 1, 2, 3 zincir. Bir kez doladım. Bir zincir çektiğimiz boşluğa, trabzanların arasına giriyoruz. Bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar aynı yere bir trabzan daha. 1, 2, 3. Geliyoruz buradaki araya, 3 zincir boşluğuna. Sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Şimdi 3. köşeyi de yapmış olduk. Tekrar 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Şu araya tekrar giriyorum. Sık iğne yaparak birleştirdim. 3 tane zincir. Bir trabzan, 5 zincir, tekrar bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Şurası birleştirme noktamız. Bakın buraya da giriyoruz. Bir sık iğne yaparak birleştiriyoruz. 4 kenarı tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet, şimdi burayı böyle birleştirdim ama burayı söküyorum arkadaşlar. Şöyle birleştirelim. 3 zincir çekmeyelim çünkü buradan bir üste geçmemiz lazım. Yani ipi taşımamak için böyle yapıyorum. İp taşıdığımız zaman kalın duruyor bazen. Tığ bir kez dolayıp o şekilde buraya batıyorum. 1, 2, 3 diyerek çekiyorum. Burayı da böyle birleştiriyorum. İpimi de yukarıda bırakmış oluyorum. Burası başlangıç noktamız olacak şimdi. Buradan 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen şu ortadaki boşluğun içine tığımızı dolayıp giriyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha yaptık. Ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Şimdi köşenin içine sık iğne yaparak giriyoruz. Başlangıç noktamız burası. Evet, buraya sık iğne yaparak girdik. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımı doladım. Şimdi tığımı doladım. 3 tane buraya trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Kenardaki 3 zincirle beraber 4 tane trabzanım oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa bir sık iğne yaparak kapatıyorum. Bununla beraber 5 tane trabzanım olmuş oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde aynı boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Zincirle beraber yine 4 şu anda. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa bir sık iğneyle kapatıyorum. 5 tane trabzanım var şu anda burada. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir doladık. Sıradaki şu ortadaki boşluğa sıradaki derken buraya değil tam
Şu trabzanların arasındaki boşluğa giriyoruz. Bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi diğer köşeye giriyorum. Bir sık iğne ile buraya bağlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. 3 zincirin yanına 2 diyerek sayalım şimdi. 2, 3, 4. 4 tane trabzanım var. 3 tane zincir çekerek aynı boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 5'e tamamlıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı şekilde. Zincir birinci trabzanım. İkinciyi yaptım. 3, 4, 5. trabzanı zincir çekerek, 3 tane zincir çekerek aynı noktaya batıyoruz, kapatıyoruz. Şimdi yine 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımızı doladık. Ortadaki boşluğa batıyoruz. Bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı boşluğa tekrar bir trabzan daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi diğer köşeye giriyorum. Bir sık iğne. 3 tane zincir çekiyorum. Bu birinci trabzanım. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncü trabzanı yapıyorum ve 3 tane zincir çekerek aşağıya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 5'e tamamladım. Şimdi aynı işlemi tekrar ediyorum. 3 zincir, birinci trabzan. 2, 3, 4, 3 tane zincir. Aynı yere batıyoruz ve 5'e tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir doladık. Ortadaki boşluğa giriyoruz. Bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar aynı boşluğa. Bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki köşeye geliyoruz yine. Pardon, tığ dolamadan sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. İkinci trabzanı yapıyoruz zincirle birlikte. 3, 4, 5. yaparken 3 zincir çekip aynı yere bir sık iğne ile birleştiriyoruz. 1, 2, 3 zincir tekrar. 2, 3, 4. Şimdi burada alt sırada yaptığımız gibi 5. yaparken 3 tane zincir çekmiyoruz. Tığ dolayıp normal bir trabzan yapıyoruz. Zaten şurası da birleşme noktamızda. Burayı bu şekilde bitiriyoruz. Bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. Evet, şimdi buradan bir üste geçerken arkadaşlar şöyle hemen buradan başlıyoruz örmeye. 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şu ortadaki V'nin içine giriyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi geliyoruz. Şuradaki zincirle çıktığımız ilk trabzan diyelim. Bunun tepesine batıyoruz. Birleştiriyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki yere, sondaki trabzanın üzerine birleştiriyoruz. Burada tam köşede 7 tane zincir çekiyoruz. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer trabzanın üzerine geçiyoruz. Buraya birleştiriyoruz. Şurada 3 az geldi bana. 4 çekelim burada. Yani sökmeyeceğim geriye. 1, 2, 3, 4 tane çekiyoruz ve sondaki şu 3 zincir çektiğimiz yere giriyoruz. Burada pardon, boşluğa batmayalım. Şöyle trabzanın üzerine batalım. Evet, 4 zincir daha düzgün oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ortadaki V'nin içine giriyorum. Birleştiriyorum. Pardon. Evet, kameraya çarptım. Bazen oluyor böyle. Şimdi tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. İlk trabzanın üzerine birleştirdim. Buralarda az gelirse 6 çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben de şimdi 5 çekiyorum ama sanki 6 daha iyi olacak gibi. 5 de tam düzgün durdu aslında. Devam edelim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Sondaki trabzanın üzerine birleştirdim. Köşede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. İlk trabzanın tepesine giriyorum. Birleştirdim. 1, 2, 3, 4 zincir. Sondaki trabzan yuvasına giriyorum. Birleştirdim. Bir sık iğne yaparak birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. V'nin içine giriyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine ilk trabzanın üzerine geliyorum. Birleştirdim. 1, 2, 3, 4. Sondaki yuvaya batıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. İlk trabzanın üzerine batıyoruz. Kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Sondaki trabzanın üzerine birleştirdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ortadaki V'ye bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Burası son sırası arkadaşlar zaten. Böyle zincirle dolanıyoruz. Bu zincirler bizim birleştirme noktalarımız hepsi de. Evet, şimdi köşeye geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya birleştiriyorum. Zaten şuradan başlamıştık. Birleştirirken şöyle yapıyorum burada. Bir tane de zincir çekelim. İpimizi kesebiliriz. Evet, motifimiz bu kadar. Şimdi birleştirme yapmıyorum. Bu zincir boşluklarında örerken arkadaşlar son sırayı, yani bu zincirleri yaparken birleştirerek devam ediyorsunuz. Şöyle trabzanların arasından gizleyelim. Bunu yaparken daha büyük kesip iğne kullanan arkadaşlar da var. Ya da daha ince bir tığla. Ben şimdi şöyle aynı tığla yapıyorum. Burada keselim. Bu şekilde. Bu kenar boşluklarında bu son sırayı yaparken ikinci motifi yapıyorsunuz diyelim ki. Bazen bunu soruyor arkadaşlar. İkinci sırayı yaparken bu boşlukları zincirleri çekerken birleştirerek gidiyorsunuz. 7 zincir, burada 4 zincir. Mesela 2 zincir çekip birleştirip tekrar 2 zincir çekip buraya batıyorsunuz. Aynı diğer birleştirmelerde olduğu gibi. Evet, bugünlük de bu kadar diyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim tabii ki. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.